Herkese merhaba. Sensei Cosplay değişik bir video ile şu anda karşınızda. Bir unpackage videosu çekeceğim. Pek alışıldık bir şey değil. Normalde cosplay channel'larında yapılmayan bir şey ama elimizde şu anda iki tane Gundam figürümüz var. Bu iki tane Gundam figürünü Gundam Türkiye ekibine ilk böyle hediye mahiyetinde bir video şeklinde hazırlayıp sunmak istiyorum. Biri bu. Çok uzaklaştırayım. Evet. Kendisi Shinbasha Gundam'ın bir Çin firmasından, ismini bile okuyamadığımız bir Çin firmasından, şurada firmanın logosu, 12 numaralı scale model versiyonu. Yani içinde tamamen şu tarz olaylar çıkıyor. Yani bu tarz böyle tamamen parça parça size geliyor. Siz bunu tek tek parçaları çıkararak yapıyorsunuz. Bu şekilde çıkan bir model. Tam boyutu 1'e 100. Yani %1 büyüklüğünde bu şeyin, Puma Sama'nın, Puma Fotografi'nin seçtiği, internetten aldığı, böyle göstereyim size tamamını kutunun, figür kutusu. Bunu birazdan açacağız efendim. Diğeri de benim pek sevgili canım. Çok değerli. tabii ki daha güzel olan bu Bandai'den. Şurada görebilirsiniz. Shinbasha Gundam figürü. Bunun özelliği daha hani yapılmış vaziyette gelmesi. Tamamen full action. İkisi de full action aslında. Tamamen hareketleri falan çok düzgün. Yalnız benimki 1'e 144. Yani 144'te 1 oranında boyutu olan daha minik. Ama bence ayrıntıları daha düzgün olan bir model figür. Şu şekilde arkasını da çevireyim size. Diğerinin arkasında bir şey yok. Farkları belirtmek adına. Katoki Hajime'nin özel special samuray versiyon bir. Şu full zırhlı versiyonu bu. Bitince bu oluyor yani. İşin komiği, hani figürü ben de aldım ve Fumasama da almış. Pişti olduk ve o bana hediye olarak almış. Şu anda evimizde iki tane figür var. Devam ediyoruz. Evet, burada öncelikle Çin malı. Aslında buna bir isim verelim ya. Bunu hani Çin malı Gundam deyince biraz aslında kırıcı oluyor. Hani Çin malı Gundam. Kalitesiz olan gibi. Şu kutuyu açtık efendim. Kutuyu şu anda açtık. Bak, içi boş. Evet. Bu kutuyu şu şekilde buraya döktük. Burada neler var? Bir adet içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Tamamen rehber. İçinde işte nasıl yapacağınıza dair burada birden başlıyor. Sinir bir şey, deli bir şey. Tek tek bütün parçaları nasıl yapacağınızı sayfa sayfa bu şekilde anlatıyor. Ve çok sayfa. Yani bayağı sayfa. Şu an bakacağım. 27 sayfa toplamda bitmiş halinin bütün parçalarını bu şekilde buradan birleştirmeniz gerektiğini de gösteriyor. Size birkaç örnek sayfa göstereyim. Katana sayfası vardı. O nerede? Onu arıyorum şu an. Katana spare sayfası. Spare'ımız. Katana nasıl yapılacağı falan pişmek işte. Nereye takılacağını gösteriyor. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bunları neyle yapıyorsunuz? Bunlarla. Bunlar böyle kalıp plastikten çıkmış. İçinden çıkan hareketli parçaları. Şu toplar vasıtasıyla action yapan hareketleri, uzuvları birbirinden birbiri üzerinden kaydırarak, toplar içinde kaydırarak hareket etmesini sağlıyorlar. Böyle bir sistem var bu Gundam'larda. Yetişkinler için yapılan oyuncaklar, işte pahalı işler bunlar. Siyah parça, kırmızı parça, sticker'lar çıkıyor. Her paketin içinden sticker'lar çıkar. Sticker'ları da en son yaptığınız figürlerin üzerine yapıştırıyorsunuz. Ben hemen size şurada bir de nelerle yapıldığını göstereyim. O plastiklerin içinden çıkarırken falçata ve uçlarını kırmak için pense kullanmalısınız. Elinizde falan yapmayın. Figürünüzü berbat etmeyin. O kadar para veriyorsunuz. Şurada hemen yapılmış size akşamın Fuma Sama'nın çalıştığı ve onun haberi olmadan yayına sunduğum Shinbasha Gundam'ımızın kafası. Böyle görüyorsunuz. Çok şirin. Çok tatlı bir kafa. Yani bu küçücük parçanın içinde bile herhalde 7-8 parça var şu anda. Ve sticker'larını falan da yapıştırmış görüyorum. Çok özenmiş buna. Minicik şey. Bu da gövdesi. Gövdenin içinde de bir 16-17 parça var diye düşünüyorum yani. Ağır şu an.
Bayağı bildiğiniz ağır yani. Şu kadar bir parça olmasına rağmen. İçine yerleştirilen şunlar işte bahsettiğim toplar bak. Bu şekilde istediğiniz kol hareketini yine başını istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. Bayağı sertmiş. Kolları çok güzel ama hareketli. Kabiliyeti çok yüksek. Her yöne istediğiniz gibi hareket edebiliyor. Tamam. Böyle bir olay. Şimdi diğer figürün ön paketini çekebiliriz. Devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Bandai'nin Shin Musha Gundam'ının şu anda unboxing yaptık. Açtık kutusunu. Hemen şuradan size göstereyim. Bu temeli. Alt yani figürün yerleştirildiği satıh. Şöyle bir burada zımbırtısı var. Hemen onu takıyoruz. Bu şekilde. Benim Gundam'ım bunun üzerine takılacak ve uçacak. Ve bunları çok güzel yapmışlar. Göstermek istiyorum. Çıt çıt şekilde. Hani çıt çıt çıt. Tık 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 diye böyle. Bilmem duyuyor musunuz? Duyulmaz gerçi. Duyulmuştur inşallah. Tamam. Silahları var. Onları sırtına falan geçireceğim. Bir tüfek, katana ve iki tane spear demiştik. Aynı zamanda şu kutunun üstünde kalan bir ton şey var. Onları da görün. Neden var? Çünkü şu gördüğünüz en tepedeki zımbırtılar klasik zırh parçaları. Onlar biraz daha böyle şey eski dönem zırhlarına benziyor. Şu an benim figürüme giydirdiğim ve hazırladığım versiyonu çok daha modern. Yani iki tarz hatta onları kombine ederek kullanabileceğiniz 6 tarz falan yok. Kaçtı bakayım. 1, 2, şuradan bakıyorum bu arada göstereyim size. 1, 2, 4, 5. 5 tarz bir kombine seçeneğiniz var buna göre. Zaten paketin içinden 9 tane falan el çıktı. Onlar farklı bir yerde çıktı. Onları da gösterelim hemen. Şu şekilde eller. Bunların hepsi el. Ekstra spare parçası uzatmak için falan bir şeyler çıktı. Gel bakalım arkadaşım. Hemen katanamızı takıyoruz. Katana burada bir olayı var. Buraya geçiriyorsunuz. Ve katanayı takıyoruz. Tak tak. Böyle. Katanası çok şeker. Çık 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 çık. Böyle. Katana bu. Çok tatlı. Bunu tutması için de özel eli var. Şu an o el takılı olmadığı için tutturamayacağım. Kusura bakmayın. Ya oturup milim milim oynuyorsunuz bununla açıkçası. Çok fazla olayı var. Hemen sırtını göstermek istiyorum şu şekilde. Sırtındaki You're always on the outside looking in.